İçeriklerimizi düzenli takip etmek ve başka insanların da içeriklerimizi görüp bilgilenmelerini sağlamak için lütfen videolarımızı beğenin, kanalımıza abone olun ve başkalarıyla da paylaşın. Sara Barmak Kadınların cinselliği hakkındaki karmaşık gerçek Kültürümüzde cinselliğin kadınlardan çok erkekler için daha önemli bir şey olduğunu düşünmeye eğilimliyiz. Fakat bu doğru değil. Doğru olan, kadınların bu konuda konuşurken daha fazla utanç hissetmesidir. Kadınların neredeyse yarısı sessizce bir tür cinsel işlev bozukluğu yaşıyor. Orgazm farkı ile ilgili bir şeyler düşünüyoruz. Gelir farklılığı gibi ama daha yapışkan. Eşcinsel olmayan kadınlar yaşadıkları cinselin %60'ından daha azında durağa ulaşıyorlar. Erkekler ise %90'ında durağa ulaşıyor. Bu meseleleri iddia de için kadınlara hasarlı ilaçlar, testosteron kremleri ve hatta test edilmemiş genital enjeksiyonlar satılıyor. Kültürümüzde yüzyıllar öncesine dayanan çarpık ve tıbben yanlış bir kadın cinselliği resmi var. Kadınlar yarısından fazlası aynı tür cinsel problemi yaşıyorsa belki de cinsellik fikrimiz kadınlarda işe yaramıyordur. Kadınların nasıl işlediğini anlamak için daha net bir bakışa ihtiyacımız var. Cinsellik, bilim erkeklerin hükmü altındayken tanımlanmıştır. Kadınlara tecrübelerini sormadılar, bunun yerine kadın vücudunu yabancı bir manzara gibi irdelediler. Günümüzde bile hala kadının boşalması ve G noktasının varlığını tartışıyoruz. Uzaylardan veya uçağın dairelerden bahsediyormuş gibi gerçekten oradalar mı diye soruyoruz. Kadın vücudu konusundaki cehalet yüzyıllar öncesine dayanıyor. Modern tıbbın başlangıcını dayanır aslında. Kadınların bacak arasına bakıyor ve gördüklerini sınıflandırmaya çalışıyordu bilim insanları. Klitoris ile ne yapacaklarına çok da emin değildiler. Bebek yapmakta bir alakası yok gibi görünüyordu. O zamanın üçüncü anatomi uzmanları bunu muhtemelen bir tür anormal büyüme olduğunu ilan ettiler ve buna sahip olan bir kadının da muhtemelen çift cinsiyetli olduğunu. Böyle kötü ki bazı aileler kızlarının klitorisi için çok büyük olduğunu düşündüğü noktada onu kestirdiler. Bu doğru. Bugün kadın sünneti olarak düşündüğümüz bir şey batıda 20. yüzyıla kadar geç bir zamanda gerçekleşiyordu. Dünya artık farklı bir dünya. Kadına her şeye sahip. Doğum kontrol hapları, seks mesajlaşmaları ve Tinder ve cinsel organın içerisinde süslemi diye bir şey var. Artık her şey daha iyi olmalı. Fakat kadın vücuduna dair tıbbi cehalet devam ediyor. Klitorisi bu küçük bezelye boyutundaki çıkıntı olarak düşünüyoruz fakat aslında vücudun derinlerine uzanıyor çoğu kısmı derinin altında bulunuyor. Neredeyse peniste olduğu kadar çok elektil doku içeriyor. Çoğu kadın genital anatomisi konusunda net değil. Onları suçlayamazsınız. Klitoris genelde cinsel grafiklerde de bulunmuyor. Çoğu kadın kendi cinsel organlarını hala kirli veya yetersiz görüyor. Gittikçe kendi dişlik organlarını pornografide gördükleri temiz ve ufacık olanlarla kıyaslıyorlar. Birisi bana cinsellik bir birinci dünya sorunu değil mi? Tüm dünyada kadınlar daha önemli sorunlarla ilgilenmiyorlar mı diye sordu. Elbette ilgileniyorlar. Fakat bence cinselliği önemsizleştirmek bizim sorunumuzun bir parçası. Kadınların seksi görünmenin yapabilecekleri en önemli şeylerden birisi olduğunu söylüyoruz. Fakat yaptığımız şey aslında cinselliği küçümsemek. Onu gerçekte olduğu şeyden üzgün bir gölgeye indiriyoruz cinsellik bir eylemden fazlasıdır. Peki cinsellik nedir? Geleneksel olarak cinsellik eylemini doğrusal, amaca yönelik bir süreç olarak tanımladık. Şehvetle başlayan, ön sevişmeyle devam eden ve mutlu sonuna biten bir şey. Tabi çoğu kadının bu şekilde tecrübe etmemesi hariç. Günümüzde bazı kadınların cinselliklerini yeniden tanımlamalarının nedeni bu. Soruyorlar. Cinsellik benim için nedir? mutlu sonunda daha az ilgisi olan eylemlerle deneyler yapıyorlar. Daha çok bütün hissetmekle alakalı. Ruhsal cinsellik sınıflarına mastürbasyon atölyelerine gitmeyi deniyorlar. Hatta gerçek vücut çeşitliliğini destekleyen kendi porno filmlerini çekiyorlar. Eğer cinselliği bütün sağlığımız ve iyiliğimizin bir parçası diye tanımlarsak, kadınların ve kızların onu tamamen sahiplenmesini sağlamak da eşitliğe giden yoldaki bir sonraki önemli adımdır. Bana kalırsa o zaman dünya yalnızca kadınlar için değil, herkes için daha iyi bir dünya olur.